Hiçbir şey yok. Yani bir örnek vereyim. Böyle bir silah sistemi çalışıldığını ben gördüm, projesini gördüğüm için söylüyorum. Hem de çok basit. Şu elektrik direkleri var ya sokaklarda. O, o direkler kadar yani yaklaşık 7-8 metre, 10 metre yüksekliğinde metal çubuklar. Bildiğin çubuk, içinde hiçbir şey yok, patlayıcı yok, hiçbir şey yok. Ama şey, titanyum alaşımlı, sert malzemeden, metalden çubuk. Bunları uyduya yerleştiriyorlar belli sayıda. Oradan hedefleyerek dünyaya fırlatıyorlar onu. Böyle bir kazık gibi. Ucu da sivri. Geliyor mesela Allah korusun bir yere düşüyor işte. isim vermeyelim şimdi bir şey. Felaket senaryosu olmasın ama yere çarptığı anda yerin 5 kilometre derinine kadar nüfuz ediyor. Öyle bir hızla geliyor. Ve yani 7-8 şiddetinde bir deprem oluşturuyor ku çarpmanın etkisiyle orada ne varsa yerle bir oluyor. Bakın burada hiç silah yok, patlayıcı yok, bomba yok bilmem hiçbir şey yok. Basit bir çubuk. Ama öyle bir güç var işte. Yani uzaydan geleme. Bunu ne görme şansım var, ne savunma şansım var, ne durdurma şansım var, hiçbir şey yok. Ha yani böyle bir sistem var mı bilmiyorum. Ya yani var mı bilmiyorum ama böyle bir çalışmayı mühendislik çalışması ben gördüm. Başka şey var mesela o bunun olduğuna inanıyorum mesela. EMP diye bir sistem var. Genç arkadaşlarımız Matrix seyretmişlerdir bilirler hani orada e, patlatıyordu elektromanyetik pals diye. E, bütün e, elektronik sistemler e, off oluyordu. Bu gerçek. Var bugün. Adam belli bir bölgeye yoğun bir elektromanyetik dalga gönderdiği zaman burada teknik insanlar da vardır, anlarlar. Var olan bütün devreler yanar arkadaşlar. Aynı hani yıldırım düştüğü zaman bazen evde televizyonumuz bozuluyor bilmem ne onun sebebi odur. Yüksek bir akım yüksek bir elektromanyetik alan yakar. Bütün mikroçiplerin, işlemcilerin,